Virüsle ilgili yaptığımız çalışmaları. Yurt dışından ülkemize gelmek isteyen Türk vatandaşlarının 17 Mart'ta 9 Avrupa ülkesinden getirildiği bilgisini veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uçuşların durdurulmasından sonra başta Erasmus öğrencileri olmak üzere yurt dışına eğitim için giden kardeşlerimiz Türkiye'ye dönmek istediler. Bununla ilgili bir çalışma yürüttük. Dün akşam itibariyle 11 seferle 8 ülkeden 2711 öğrencimizi ülkemize getirdik dedi. Başta Erasmus öğrencileri olmak üzere yurt dışına eğitim için giden kardeşlerimiz de ülkemize dönmek istediler. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir çalışma başlattık. Dün akşam itibariyle 11 seferle 8 ülkeden 2721 öğrencimizi ülkemize getirmiş olduk. Daha önce arz ettiğimiz ülkelerin yanında Sudan'dan da örneğin öğrenciler gelmek istedi. Mısır'a giden uçağımız Sudan'a da uğrayarak öğrencilerimizi aldı. Aynı şekilde KKTC'den gelmek isteyen öğrencilerimiz de şu anda ülkemize getirildi. Ve öğrencilerimiz 14 günlük karantinaya alınmış oldu. Maalesef yurt dışında 32 vatandaşımız koronavirüs sebebiyle vefat etti diyen Çavuşoğlu, cenazelerin gelmesi için gereken yardımın yapıldığını kaydetti. 32 vatandaşımız koronavirüs sebebiyle vefat etti. Çoğunluğu Avrupa ülkelerinden. Bazı vatandaşlarımızın cenazelerini Türkiye'ye getirmek istedi aileleri. Ve biz o ailelere gereken yardımları yapıyoruz. Çavuşoğlu ayrıca sosyal medya üzerinden yardım isteyenlere dönüş yapıldığını da hatırlattı. 30 binden fazla çağrı aldık. Bu çağrılara tek tek cevap veriyoruz. Sadece...